Nilda'nın kahvaltısı domatesli, labneli sandviç. İçinde çok ince bir de hindi füme var. Benim kahvaltım ise sade kahve. Bir bakacağım işine. Baktım sadece. İçine baktım. Ne koyayım şimdi ya? Bu seni kapağı mı? Nilda kombiniyle birlikte muz ve kek yiyor. Bir de sütü var. Tabii sütü o kadar elinin altında durması iyi olur. Şurada dursa iyi olur değil mi anneciğim? Afiyet olsun. Nilda öğlen arasını yaparken ben de daha yeni kahvaltımı yapacağım. Sandviç ve haşlanmış yumurtayla arkadaşlar. Mutfak temizlemeye düştüm derken akşam yemeği gecikmeden hemen akşam yemeğine de girişiyorum. Havuç, soğan, birazcık kıyma. Donmuş kıymam vardı. Şuradan şöyle bir parçasını aldım. Kestim orayı. Minik minik doğradım. Yemeğimin içine koydum. Çok kıymalı kıymalı istemiyorum. Sadece biraz lezzetle işte o vitamini versin yeterli diye. Bu kadar doğradım. Yarın bu kıymadan köfte yapacağım. Buzluktan çıkarttım az önce. Öğlen yine bu yemeği yeriz yarın. Akşam da köfte yeriz ya da tam tersi bilmiyorum. Çünkü bu yemek bu akşam bitmez diye düşünüyorum. Çok olmasın diye de bir havuç, işte bu kadarcık kıyma, bir tane soğan, 2-3 tane küçük patates doğrayacağım. Bunlar kavrulsun, birazcık salça ve patatesini ekleyeceğim. Her gün 3-4 posta evimiz bu hale geliyor. Çünkü her gün havuz yapıyoruz evde. Değil mi anneciğim? Şöyle icatlar yapıyoruz mesela şöyle. Nilda makarna istediği için şöyle kavurdum. Önce makarnayı. Bu sefer farklı bir tarzda yaptım. Biraz da yanına sarımsaklı yoğurtla Nilda'nın tabağı hazır. İşlere başlamadan önce makine yıkansın diye bir tane şundan koyup makineyi çalıştırdım en yüksek şeyde. Şurada bir etiketi oluyor arkadaşlar üstünde. O etiketi çıkartıyorsunuz. Böyle koyuyorsunuz ve makinenizi açıyorsunuz yüksek derecede. Böyle boş bir şekilde makinenizin içini yıkıyorsunuz. Böyle ayda bir, iki ayda bir falan yapabilirsiniz. Bir de şu aparatları da çıkartıp onları da durladım. Bu işlemi yapmadan önce ki tıkanıklık varsa kapansın diye. Şimdi tıkanıklık varsa açılsın diye. Şimdi makineye şunları yerleştirip çalıştıracağım. Bu da çöpe. İçeriler toplandı. En son küçük parça oyuncaklarını Nilda'ya bıraktım. Çekmeceye toplaması için gördüğünüz gibi ben her yeri temizledim. Toplayınca verecek misin? Ne? Sürpriz yumurta görevi. Anneciğim sürpriz yumurta görevini sen bugün yapacaksın ama yumurta sürpriz yumurta yarın, tamam mı? Şimdi değil. Lütfen. Bir dakika. Beni dinler misin? İstiyorum. Beni dinleyebilir misin? İstiyorum. Beni dinler misin? Birincisi, yemek saati bitti artık. Biz banyomuzu yaptık, yıkandık, saçımızı taradık, giyindik. Şimdi yavaş yavaş uyku saati geliyor. Bu saatten sonra çikolata yenmez. İkincisi, evde zaten sürpriz yumurta yok. Dün yedin ya şeye, içinden zürafa çıkmıştı. Zürafa oyuncağı çıkmıştı, hatırlıyor musun? Dün yedin ya. Evet. Şimdi o yüzden yarın markete gideceğiz ya. Ben sana söyledim yarın markete gideceğiz diye. Çünkü çikolatalı sütün de bitmişti. Ondan sonra patatesimiz, soğanımız bitmişti. Onları marketten almaya gideceğiz ya yarın.
Bir de kargoya gideceğiz yarın. Dışarı çıkacağız. O yüzden sürpriz yumurtayı da yarın alacağız, tamam mı? Hadi gel şimdi çoraplarını giydireyim. Sen oyuncaklarını toplamaya devam et. Ben de sana çoraplarını giydireceğim birazdan. Ruh hastası gibi benim videolarımın dönmesi peki orada. Videonun mor ışığı. Benim oda şu an salona yansıyor. Ne kadar tatlı. Çok seviyorum ya ben. Evimi çok seviyorum maşallah diyelim de. İlk başlarda çok çabuk benimseyemedim ama sonra böyle kendi istediğim gibi döşeyince koltuğum olsun. Mobilyalar falan yeni. Böyle şimdi çok 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 keyif almaya başladım bu evden. Çok sevmem evden çıkasım gelmiyor çoğu zaman. Şey yapacağım. Şu tül perdeler var ya. Ikea'ya gideceğim önümüzdeki hafta. Çok güçsüz kalıyor yani bu eve zaten tüller. Çok hafif kalıyor. Yani yine hafif bir şey alacağım. Böyle manzarayı bozmayacak şekilde bir şey alacağım ama. Dediğim gibi yırtık mırtık hoşuma gitmiyor. Bir Ikea yapacağız. Ikea'dan bir de şey almak istiyorum. Kesme tahtası. Birkaç bir şey var aklımda. Ikea'ya gideceğiz o yüzden. Videoyu konuşuyorum anneciğim her zamanki gibi. Ama burada çocuklar yok ki. Çocuklar yok. Çocuklar da var. Bizi izleyen çocuklar da var. Anneleriyle birlikte. Günaydın. Ben şimdi kahvaltı hazırlıyorum. Bir yandan da bulaşık makinesini boşaltıyorum. Dünün rimelleri gözümün altında akmış. Kusura bakmayın. Nilde hemen yakama yapıştığı için anne 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 diye hızlıca kahvaltı hazırlıyorum. Saat 9 suları, biz 8.30 suları kalktık. Şimdi tost hazır, yumurta hazır, tabağını hazırlıyorum. Yumurta haşlanırken de şunları yerleştirdim üst katı bardaklara. Şimdi bu kaşıklıkları da yerleştireceğim Nilde'ye kahvaltısını verdikten sonra. Şöyle domatesli kaşarlı tost yaptım. Şu benim. Nilde yerse bu da Nilda'nın. Ve çok seviyor tost sandviç tarzı şeyleri. Bir tane de yumurta. Aa ben 5 tane mi yumurta haşlamışım? Yine elim çoka gitmiş arkadaşlar valla. Bu arada benim kahvem. Nilda'nın masası. Anneciğim az önceden beri açım açım demedin mi? Az önceden beri açım açım demedin mi anneciğim? Ne? Açım demedin mi az önce? Karnım acıktı demedin mi? Demedim. Çocuklar ve annelerini yalancıca çıkartma şekilleri. Anneciğim, her gün bir tane yumurta yememiz gerekiyor biliyor musun neden? Çünkü yumurta insanları çok güçlü yapar. İçinde protein var ya kaslarımızı besliyor. O yüzden bir tane yumurta yemelisin, tamam mı? Böyle plastik şeylerimi değerlendirerek hani böyle burayı düzenlemeye çalıştım ama İşte olduğu kadar arkadaşlar günlük kullanım için iyi diye düşünüyorum. Boynum çok ağrıyor. Sol tarafından böyle tutulmuş gibi sanki. Starbucks'a gittik. Kargoya gittik. Starbucks'a gittik. Parka gittik. Eve döndük arkadaşlar. Sabah kalkar kalkmaz Nilda yemek yemek istiyor. Bu yüzden 9-10 gibi her zaman 9 gibi kahvaltısı hazır oluyor o yüzden. Ama ben kalkar kalkmaz aç olmuyorum genellikle. O öğlen yemeği yerken ben ancak kahvaltı yapıyorum. Günde bir öğünü falan birlikte yiyoruz. Bugün mesela evet o öğle yerken ben kahvaltı ediyordum. Bir de Starbucks'ta birlikte birer dilim kahve şey pasta yedik. Yes. Dün buzluktan kıyma çıkarmıştım hatırlarsınız. O kıymayı köfte yapacaktım. Unuttum şimdi geldi aklıma. Şöyle bir tane soğan, iki diş sarımsak rendeledim, suyunu sıktım. Şöyle dipte görüyorsunuz. Bu da benim biriktirdiğim bayatladığım. Nilda! Az daha düşüyordun. Bu bayatlayan ekmeklerimi ben böyle kurutup şey yapmıştım. Robottan geçmiştim böyle gayet onu olmuştu. Birazcık bundan dökeceğim şimdi. Bir çay bardağı kadar. Şöyle. Salladım üzerine. Atayım. Anneciğim! Kıymayı de salarsa gerçekten yemek yapacağım. Son iki gündür gerçekten sabrım çok sınadı.
Şimdi kıymadan önce baharatlarımı karıştıracağım bu ekmeğin içine. Önce dediğim gibi bu ekmek tozlarını, baharatlarını karıştıracağım ki homojen bir karışım elde edebileyim. Şöyle bir tutam keki iyice ezdiriyorum. Hatta iki tutam olabilir. Kıymam çok. Tuz bakayım ne kadar. Yani bir tatlı kaşığı tuz rahat alır bu. Ondan sonra kimyon. Yine bir tatlı kaşığı kadar. Kırmızı toz biber. Pul biber koymuyorum Nilda da yiyeceği için. Yine bir tatlı kaşığı kadar. Biraz karabiber. Niye konuşurken ağzımı yayıyorum? Şu an hiçbir fikrim yok. Bir tatlı kaşığı kadar değil. Bir çay kaşığı kadar karabiber. Nane vesaire başka hiçbir şey koymuyorum arkadaşlar. Çok çok böyle baharatlı da sevmiyorum. Etin tadını öldürüyor gibi geliyor bana. Şimdi şöyle bütün baharatlarımı karıştırıyorum. Ay telefonum çalıyor şu an. Biraz maydanozum vardı. Onu da içine doğradım. Annem de öyle yapar. Bakın şu anki görüntüsü böyle. Birazcık daha yoğrulmak istiyor sanki. Köftem çok güzel olmuş arkadaşlar. İzlememedi. Tuz az olmuş sadece biraz. O kadar da tuz koymuştum. Uyumadan önce Nilda mutlaka bir tane yer bence. Çok çok güzel olmuş. Kaşarlı dürüm yaptım. Bunun. Birazcık mayonez sıkacağım. Mayonezsiz olmaz. Soğan sarımsak çok güzel olmuş. Küçük bir soğan rendeledim. Çok soğan tadı gelince hoşuma gitmiyor çünkü. Bir de şöyle kaşarlı dürüm yaptım. Nilda'yı babaannesine bıraktım. Kahvaltıya gitmiştik arkadaşıma. Hazır oraya kadar gitmişken de bıraktım Nilda'yı, döndüm. Kamerayı çalıştırmadan önce muzluğu aramıştım. Ben böyle bir bal almıştım Getir'den. Normalde şu anda bende organik bal var fakat bunu bitirmeye çalışıyorum. Çünkü hem bu daha önceden açıldığı için hem de bunu kullanması aşırı basit olduğu için arkadaşlar. Şöyle döndürmeli bir kapağı var, bakın çıt sesi geliyor. Ve hani böyle yapışkan döker gibi şöyle döküyorsunuz arkadaşlar. Çok çok kullanım basit olduğu için hem de dediğim gibi daha önce bunu açtığım için bunu bitirmek istiyorum. Bu bittikten sonra kendi balımı içine dolduracağım. Çünkü gördüğünüz gibi böyle istediğiniz kaseye doldurun, istediğiniz yere dökün, istediğinizi yapın. Ne kaşık batırıyorsunuz ne de kavanozun kendini batırıyorsunuz ne de etrafı batırıyorsunuz. Bu inanılmaz kullanışlı bir ambalaj olmuş, biliyorsunuz bazen böyle ürünleri kötüleyebiliyorum bu ne biçim bir şey diye. Ama bunu gerçekten çok kullanışlı buldum. Birkaç bir şey almıştım. Şunu açtım şimdi. Nilda'ya böyle bir takım almıştım. Kumaşını gör görmez kamerayı çalıştırayım dedim. Aşağıya mutlaka link bırakacağım arkadaşlar. Hem inanılmaz tatlı hem de dokusu falan inanılmaz güzel. 4 yaş aldım ben. Nilda'ya da tam olacak gibi düşünüyorum şu an böyle baktığım haliyle. Gerçekten şöyle yani hani... Paketi açar açmaz bu kadar tatlı bir şeyle ve yumuşacık bir şeyle karşılaşınca size göstermek istedim. Bunun başka bir sürü rengi de vardı. Ben her ihtimal düşünerek siyah aldım. Fakat eğer tekrar indirimde görürsem, ki ben bunu aldığımda indirimdeydi, başka renklerini de alırım ki çocuk kışın giysin. Şöyle polar gibi bir kumaşı var. Çok beğendim. Kendime de bir tane etekle bir takım almıştım. Onları açayım şimdi. Onları da göstereyim. Böyle kışın eğer bir davet mavet bir gezmek mezmek olursa belli olmaz, belki date mate giyilir. Uzun böyle eteği var, dizaltı. Çoğu kişiye dizaltından daha uzun olur ama bana bu dizaltı olur. Esnek kumaş gördüğünüz gibi şöyle fitilli, zaten fitilli olmasını çok seviyorum. Böyle alt üst takım. Bu da deri etek olması lazım. Çok güzel. Kumaşı beklediğimden daha kaliteli. Böyle bir şey. Bunu denemek istiyorum hemen. Şu zaten olur da. Bu da Nilda'ya olur muhtemelen bakışla. Fakat bunu bir deneyeyim. Olmadı gönderirim. Etek böyle oldu arkadaşlar. Kumaşı biraz esnekmiş. Bir de kamerayı aşağıdan tuttuğum için daha da göbekli görünüyorum. Şöyle tutayım bak.
arkadaşlar, takımda bu şekilde, takımda bu şekilde oldu. Marketten geldim şimdi. Şunu çıkarsam mı? Bugün enerjim yerindeydi. Nilde babaannesinde abim geliyor. Abim İstanbul'daydı da kendi evindeydi. Hazır abim geliyorken dedim ki sen Nilde'yi alırsın. Ben de o arada market işini, yemek işini aradan çıkartırım. Gelince de güzel birlikte yemek yeriz dedim. O yüzden Nilde'yi alma işini abime pasladım. Ve ben de markete gidip market alışverişi yaptım. Bim'den ve Migros'tan alışveriş yaptım. Arkadaşlar, size bir şey söyleyeceğim. Ucuz diye gidip Bim'den alışveriş yapıyoruz ama başka marketler bazen Bim'den daha uygun olabiliyor. Mesela ben size geçen sefer göstermiştim. Tarım Kooperatifi marketinden 52 liraya almıştım 30'lu. Şu süpürgeyi bir dakika. 30'lu yumurtayı 52 liraya almıştım Tarım Kooperatif'ten. Ve Bim'de mesela 62 küsür. 62.90, 62.50 falan. Onun dışında Migros'un birçok şeyi Bim'e göre uygun. Bu tarz şeylere çok dikkat ediyorum arkadaşlar. Gözde küçük görülse de toplu alışverişlerde ondan 6-7 lira, bundan 3-4 lira, bundan 8-10 lira derken gerçekten çok çok fark ediyor. Toplam bu alışverişim 8-9 lira kadar tuttu. Hepsini göstereceğim şimdi size. Bim'den Nilda'ya böyle bir tane küvetli bebek oyuncağı aldım. Nilda küvette zaman geçirmeyi çok çok seviyor. O küvetteyken yanında oynaması için ona böyle küvetli bir bebek aldım. Bebeklerini hep götürüp küvette yıkamak istiyordu. Ama bebekleri böyle peluş bebekleri falan filan da kurumuyor ya, sonra kokuyordu ediyordu. Ben de hemen yıkamaya atamıyordum. Bazen öyle oluyordu. O yüzden Nilda'ya böyle peluş olmayan, hani ıslandığı zaman da kokmayacak, üstüne havlusu olan da, işte küveti de olan, oyuncağı da içinde olan bir şey görünce hemen almak istedim. Bu bir alışverişi bu arada. Benim başka aldığım şeyler de var. Onları size gösteremeyeceğim. Çünkü hepsini taşıyıp getiremedim elimde. Abim zaten geleceği için ya ben iner alırım ya da abim alır arabadan. Çok patates aldım, çok soğan aldım. Çoklu su aldım. 12'li olanlardan. 5 kiloluk yağ aldım. Onlar o tarz şeyler, hani büyük çoklu şeyler arabada, ama onun dışında aldım genel şeyler burada. Yerli muz 18 bir şeydi. Yerli muzun fiyatı düştü arkadaşlar. İtalyan muz hala 40 lira. Ekmek aldım buzluğa atmak için. Ben her zaman tost ekmeği evde bulunduruyorum. Sandviç ekmeği evde bulunduruyorum. Sandviç yapmaya, tost yapmaya böyle. Zaten genelde market alışverişlerimde de görüyorsunuz bol bol ekmek koyuyorum buzla. Aknaz'ın kaşar peynirini aldım 1 kiloluk. Arkadaşlar, kaşar peynirleri gerçekten çok pahalı. Şimdi diyeceksiniz ki bu orijinal kaşar peyniri değil, tost peyniri. Evet, tost peyniri, çünkü tost yapmak için tost peyniri aldım ben. Genellikle de zaten bunu kullanıyorum. Yani biz çiğ kaşar zaten yemiyoruz gibi bir şey. Ya ben işte makarnanın üstüne, ya bir şeyin, bir böreğin içine, ya da işte tostun içine falan, öyle düşünün. Kaşar peyniri her neredeyse alışverişte görüyorsunuz. Bu yüzden bu sefer 1 kiloluğunu aldım. Bu artık bizi bir yılbaşına kadar idare etsin ama yani. Çünkü ben artık alışveriş yapmaktan çok sıkıldım. Gerçekten sıkıldım. O yüzden bazı şeyleri büyük büyük aldım. Bunlardan bir tanesi de tereyağı. Migros'un da 1 kiloluk tereyağı 122 lira. Bu da 122 lira arkadaşlar. Migros'un tereyağıyla bu tereyağı aynı. Fakat ben Migros'un tereyağını daha önce hiç denemedim. Aslında onu da alabilirdim. Bunu genellikle aldığım için bunu aldım yine. Kal ve ketçap mayonez ürünlerinde indirim var. Mayonezin normal fiyatı 46.90'dı. Ve %30 indirimle 30'lu bir şey aldım ben mayonezi. Şöyle iki tane ketçap aldım hazır bu kadar uyguna bulmuşken. Bir tanesi acılı, bir tanesi acısız. Migros yeni mi çıkarttı? Migros'ta var mıydı bilmiyorum. Ben daha önce hiç görmedim. Şu Migros pedlerden aldım. Kullanan varsa aşağıda deneyimlerini yazar arkadaşlar. Ben hiç kullanmadım. Ama denemek için bir tane ultradan, bir tane normalden aldım. Bir de burada tampon var. Tamponlar ne kadar pahalı artık ya. Tamponlar neden bu kadar pahalı yani? Bilmiyorum, bu tarz insanların kişisel kullanması gereken şeyler bayağı pahalandı. Çünkü deodorantlar, şu 8-10 liraya aldığımız, böyle 6-7 liraya aldığımız rolonlar hepsi 50-60 lira. Yani bari bu tarz ürünlerin vergisi çok olmasa. İnsanlar dişini fırçalayıp koltuk altı deodorant sıkıp atıyorum. Yani şunu 60 lira verdim. Şaka gibi. 20 liraydı önceden. 16 liraya aktif yağ aldım. Bunlarda da indirim vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane kayısılı aktif yağ aldım. Bir tane ananaslı aldım. Ben ananaslı olanı çok seviyorum. İki tane meyve suyu aldım. Bunların da fiyatı uygun oluyor arkadaşlar. Migros'un kendi markası olan bir şey. Bir tane şeftali aldım. Bir tane de karışık
meyve suyu aldım. Her gün her gün değil ama 2-3 günde bir bardak içiyoruz. Bu yüzden de çabuk bitiyor. Sonuçta 1 litre bir şey yani. O yüzden sütte hazır indirim varken, ikincisi yarı fiyatına düşüyorken 4 tane süt aldım. Bunların tarihleri de 2023'e kadar gidiyor arkadaşlar. Yani 2-3 aylık ömürleri var bunların. Zaten süpürge makinesi içeride çıldırıyor nedenini bilmediğim bir şekilde. Zaten bunlar bize 2 hafta falan gidiyor arkadaşlar. Genelde bir haftada 2 süt falan bitiriyoruz biz. Migros'un kendi çikolatalarını aldım. Ben yine daha önce Migros'un kendi çikolatası olduğunu bilmiyordum. Fakat bunlar da Bim'in çikolatalarından da daha uygun, denemek için aldım. Belki tatlılara koyarım vesaire diye de çok aldım. 7 küsür liraydı arkadaşlar. Gördüğüm en uygun 80 gramlık çikolatalar. Activia ananaslı da burada. Bir tane şekersiz Red Bull aldım. Bu da indirimdeydi. Dörtlüsü 49 liraya düşmüştü. Tanesi 12 liraya falan geliyor arkadaşlar ki benzinlikte 20 liraya satılıyor tanesi. Migros'ta indirimsiz hali bile 13-14 liralara geliyor. Migros'ta her türlü Red Bull uygun yani. Salça da bakın burada yazıyor. 55 liradan 38 liraya düşmüş. 550 gramlık salça 38 lira arkadaşlar. Ve bu indirimli hali. Her videoda ekonomiden yakınıyorum fakat gündemim bu yani. Şu anki gündemim bu. Markete gittiğim her an gündemim bu oluyor ve her gittiğimde fiyatların değiştiğini görmek birazcık insanı yoruyor, sinirlendiriyor ve en çok da üzüyor maalesef. Hadi ben şimdi bunları yerleştireyim. Video işlerim var. Abimler gelene kadar da bir saat kadarım falan var işte. O yüzden bunları yarım saatte halledip yarım saatimi de video işime ayıracağım. Sonrasında da zaten onlar gelince de onlarla birlikte vakit geçireceğim için bir saat içinde işlerimi halletmem lazım. Patatesler arabada, benim gidip patates ve soğanı arabadan çıkartmam lazım evde. Bir tane patates var, o da kimseye yetmez. Aşağıdan geldim arkadaşlar. Patatesleri, soğanları da yerlerine yerleştirdim. Suları da, yağı da yerine yerleştirdim. Şimdi patates soğan doğradım. Patates soğan, tavuk var. Doğradım bunların hepsini. Şimdi bunları soslayacağım. Evet, bu. Şimdi açıyoruz. Şöyle. Döküyoruz. Böyle. Yeterli. Yeterli. Çok az sıvı yağ koyacağım arkadaşlar. Çünkü karışsın diye, ama çok az koyacağım. Gerçekten ben çok yağlı sevmiyorum. Boşu boşuna kalorisini arttırıyor. Biraz ellerimi böyle yağlayıp okşayacağım bunları ve fırın tepsimi hazırladım. Burada gördüğünüz gibi yağlı kağıtta fırına atacağım. Hatta fırını da açayım şimdi. Şöyle bir arada kalsınlar ki birbirlerine yağları, tatları, kokuları geçsin. Soğanın, tavuğun falan filan. Arkadaşlar şimdi tavuklarım fırındayken ben de muz doğrayacağım. Çünkü muzların bir kısmını buzluğa atacağım. Çok aldım. Fiyat uygun görünce, 18 görünce çok aldım. Doğrayıp hızlı bir şekilde şoklayacağım. Onu hemen buzluğa atacağım. Çünkü neden? Çünkü arkadaşlar bu şekilde muzu buzluktan çıkartıp milşeklerin içine dökep koyabilirsiniz. Milşeklerin içine koyabilirsiniz. Benim gibi yulaf lapalarınızın içine koyabilirsiniz. Hemen buzluktan çıkar. Zaten arkadaşlar birbirine çok yapışmıyorlar. Hemen buzluktan çıkartıp böyle ince bir şekilde koyduğunuz zaman da güzel oluyor. Hemen böyle bir karpuz parçasını alıp yulafın içine atabiliyorsunuz o şekilde. Hem muzlar biliyorsunuz çok çabuk kararıyor. Ben de kararmasını istemiyorum. Çünkü biz Nilda ile ikimiz her gün muz yesek bile bir haftada bu muzları bitiremeyiz. Ki her gün muz yemiyoruz. Nilda gerçi bayağı sık muz yiyor. Çok şükür. Güzel bir şey. Kötü bir şey değil. Çünkü meyvelerden de
almamız gereken vitaminleri almamız lazım. Bizim eve çok meyve girmiyor genelde. Babamın bahçesinden ne çıkıyorsa onları yedik bu sene. Ekstra olarak ben çok meyve almıyorum arkadaşlar dışarıdan. Ben de muzlu şey seviyorum. Böyle ceviz meviz karıştırıp seviyorum. Ben de sade sevmiyorum. Yani öyle krepte olsun, waffle'da olsun. Öyle seviyorum. Şöyle biraz yaydıracağım. Buzluk poşetine doldurdum. Bakın şu şekilde. Çok yapışık yapışık olmadan şöyle ayrık ayrık hem de yayık bir şekilde koydum. Hiç onlar birbirine yapışmayacak yani. Birkaçı birbirine yapışıyor sadece. Nilda gelince benimle uyumak istedi. Anasını özlemiş herhalde. Abim de içeride uyuyor. Ben şimdi videoyu kapatacağım, editleyeceğim ve yarın yükleyeceğim. Yarın salı video günü. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili kanalım.